birçok dünyada sözü geçen bilim adamının da bahsettiği. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ndeki İngiliz Kulesi'nde düzenlediği, Türkiye denizlerinde deniz anaların çevreye olan olumsuz etkilerini ve nedenlerini araştıran 1. Ulusal Deniz Anası Çalıştayı Bodrum'da yapıldı. İşte topraklarının kaybolması, ötrafikasyon bunların ölüm yapmasına neden oluyor. Yani tek bir sebep yok, onun için araştırması söylenemez yani. Bu mesela oradaki diğer konular normalde aynı diğer konu düşünebilirsiniz hocam, o şeyler... Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Turan, şu an Akdeniz'e Kızıldeniz'den gelen bir deniz anası türü olduğunu belirterek, bu tür şu an patlama oluşturmuş durumda. Vücuda temas ettiği zaman yakıcı zehirlerin derinin altına geçiriyor ve insanda kalp krizine, aşırı acıya neden olabiliyor dedi. Vücuda temas ettiği zaman o yakıcı zehirlerini derinin altına geçiriyor ve o insanda kalp krizi, aşırı acı olmak üzere birçok rahatsızlık veriyor. Çalıştay bitiminde gazeteciler açıklamalarda bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemal Turan, deniz anaları konusuna gerek bilim adamları, gerek balıkçıların pek bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Gerek bilim adamları, biz bilim adamları olarak, gerek halk olarak, balıkçılar olarak pek bilgi sahibi değiliz. Deniz anaları ve jelatinimsi türlerinin balıkçılara yüksek derecede ekonomik zarar verdiğini belirten Profesör Doktor Cemal Turan şöyle konuştu. Bu faldaki deniz anaları ve benzeri jelatinimsi türler balıkçılara yüksek derecede ekonomik zararlar vermekte, halk sağlığını tehdit etmekte, birçok halk sağlığıyla ilgili vakalar oluşmakta. Turizm çok yüksek derecede milyon dolarlara tekabülen olumsuz etkilemekte. Fakat bu konuda Türkiye denizlerinde yapılan araştırmalar son derece az, yok denecek kadar az daha doğrusu. Biz de hem bilim adamlarını, hem halk kitlesini hem de balıkçıları bilinçlendirmek, bu konuda çalışmalarını sağlamak ve bu konuda denizlerimizde çalışma yapılmasının gerekliliğini uyandırmak için böyle bir çalıştay düzenledik. Akdeniz'de balıkçıların ağlarına takılan avın %90'ı deniz analarının oluştuğunu belirten Profesör Doktor Cemal Turan sözlerini şöyle sürdürdü. Deniz anası patlamalarının sebeplerini, ekosisteme dayalı nedenlerini araştırıyoruz ve bununla ilgili ne çalışmalar yapılması gerektiğine tartışıyoruz. Bunu ulusal hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeylere de tartışmak, belli projeler oluşturmak, belli çalışma grupları oluşturmak için böyle bir girişimde bulunduk. Turan, Türkiye'nin hem balıkçılık hem turizm açısından çok önemli bir ülke olmasına rağmen bu konuda çalışmaların çok az olduğunu dile getirdi. Çalıştay'da deniz anaları konusunda Türkiye'de bir milat oluşturulduğunu ifade eden Profesör Doktor Cemal Turan şunları söyledi. Şu an Akdeniz'de Ropilema nomadica dediğimiz Kızıldeniz'den gelen bir tür var ve bu tür şu an bulum dediğimiz patlama oluşturmuş durumda. Tentaküller, bunun yakıcı tentakülleri bir herhangi vücuda çocuk olsun, büyük olsun hiç önemli değil. Vücuda temas ettiği zaman o yakıcı zehirlerini derinin altına geçiriyor ve o insanda kalp krizi, aşırı acı olmak üzere birçok rahatsızlık veriyor. Ben kendim buna mesela tentaküllerden birine maruz kaldım dalma esnasında. Yani 2 gün yüksek acısını çektim. Hemen bir doktora öncelikle gidilmesi lazım kesinlikle. Eğer acil önlem olarak kumsalda alınması gereken bir önlem varsa kuru kum kesinlikle tatlı su müdahalesi olmamalı. Kesinlikle tatlı su olmasını da arttırır, yayılmasını sağlar. Kuru kum o yanan bölgeye, temas olan bölgeye konabilir. Amonyak o temas olan bölgeye dökülebilir. Amonyak bir sirke suyu temas eden bölgeye sürülebilir. Bunun yanında alerjik ilaçlar mutlaka kullanılması gerekiyor. Deniz anaların sayısının 20 yıldaki artışın nedeni tek şeye bağlamanın doğru olmayacağını anlatan Turan sözlerini şöyle tamamladı. Bu birçok tek sebebe bağlamak bunun doğru olmaz. Bunlardan bir tanesi top predator dediğimiz büyük balıkların denizlerden azalması. Mesela yunusların, kaplumbağaların, büyük balıkların, ton balıkları dediğimiz büyük balıkların ve benzeri balıkların ortamdan azalması sonucu meydan bunlara kaldı diyebiliriz. Bir de
özellikle küçük balıkların da azalması sonucu, tabi alt predatörlerin de azalması sonucu. Bunlar çünkü zooplanktonlarla, larvalarla besleniyor. Açıkçası aşırı avcılık sonucu bunlar ortamda çoğalıyor. Betonlaşmalar, maritime dediğimiz denizle ilgili yapıların artması sonucu bunların artışında sebebiyet verebiliyor. Birçok etkeni var. Yaklaşık 5-6 tür zararlı. Fisale denilen bir tür var. Portekiz savaşçısı dediğimiz bir tür var. Şu an Türkiye sularına gelmedi o. O öldürücü düzeyde zararlı. Köpek balığı olarak maalesef basına söyleyebiliyor. Yani bu biraz zararlı budur. Bu doğru bir bilim adamı yöntemi değil. Yani. Bilim adamı daha önceden de bir şey oldu. Bazı yanlış tespitler oldu yani.